Merhaba arkadaşlar, React derslerine devam ediyoruz. Şimdi geçen dersimizde şurada görmüş olduğunuz delete butonlarını aktif hale getirmiştik. Bu dersimizde şuraya bir search alanı ekleyeceğiz ki bu search alanına girdiğimiz film isimleriyle aşağıdaki filmleri ona göre listeleyeceğiz. Tabi burada sadece 3 tane film kalmayacak. Bunu da İlerleyen derslerimizde güncelleyeceğiz. Şimdi geliyorum öncelikle bu bahsettiğim ne yapacağım? Search bar.js'in içeriğini oluşturacağım. Şuraya JSX kodları yazacağım da. Önce geçen dersimizden şurada bir şeyi, App.js'de bir şeyi daha detaylandırmak istiyorum. Şimdi biz ne yapıyorduk? Şuradaki state'i update ederken delete movie fonksiyonunda ne yapıyoruz? Movies yerine yeni bir oluşturduğumuz yeni listeyi yazıyoruz. Şimdi bunun daha farklı bir pattern'ı daha var arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Hemen şurayı bir yorum satırına alayım. Burada şimdi dikkat ederseniz biz movies ne burada? Var olan bir tane array'imiz. Biz yeni bir array oluşturuyoruz ve ne yapıyoruz? Hemen o yeni oluşturduğumuz array'i şurada var olan array yerine yazıyoruz. Bu pattern, bu şablon genelde arkadaşlar bizim önceki state durumumuz boş bir array olduğunda kullanılır. Ama dikkat ederseniz bizim buradaki önceki durumda nedir? State'imiz boş değil, içerikler var. Yani ne yapıyoruz? Biz var olan filmler üzerinden güncelliyoruz kendi yeni listemizi. Bunun için var olan state'i parametre olarak alacağız. Yani bunu ne yapıyorum? Geliyorum diyorum ki this nokta set state dedik tekrar. Ne diyoruz? Parametre olarak neyi alacağız? Parametre olarak var olan state durumunu alacağız. Awk fonksiyonumuzu yazıyoruz hemen. Açtık normal parantezimizi. Ne yapacağız burada? Var olan state'i güncelleyeceğiz değil mi? Süslü parantezlerimizi açtık ve burada ne olmasını istiyoruz? Movies'in yeni listemiz tarafından bakın bu kez güncellenmesini istiyoruz. Neden? Çünkü şurada eski olan yani var olan state'i biz parametre olarak alıyoruz. Kaydediyorum. Bakalım herhangi bir yerlerde bir hatamız var mı? Ne diyor burada? White space hatası var tabii ki. Şurada biz nokta diyeceğiz. Tekrar kaydediyorum. Tamam, herhangi bir problemimiz yok. Refresh etmemize gerek yok. Delete ettiğimiz zaman görmüş olduğumuz gibi bu şekilde de delete butonlarımız ne yapıyor? Çalışıyor. Şimdi şu iki dediğim gibi şu yukarıdaki pattern'ı kullandığımızda bu şablonda herhangi bir problem yok. Ancak bu eğer herhangi bir şekilde bizim elimizde bir film bilgisi olmasaydı bu daha mantıklı olurdu. Ancak burada ne yapıyoruz? Burada var olan state'in önceki durumu üzerinden biz değişikliğimizi yapıyoruz burada. O nedenle burada bu pattern'ı kullanmak daha mantıklı. Delete movie derken. Tamam, şimdi ne dedik arkadaşım? Şimdi biz burada bir search bar'ımız var. Search bar'ımızın yeri burası olacak. Şimdi onun ilgili kodlarını yazalım. Tabii önce ne yapacağız? Önce app.js'e gelip şurada dikkat ederseniz silmiştik. Buraya bir search bar'ımızı yerleştirelim şöyle. Search bar komponentimizi ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Ve önce import etmemiz gerekir tabii ki. Import search bar from nokta slash diyoruz. Şuradaki search bar komponentini import edeceğiz. Yer aşık olarak aynı yerdeler zaten. Search yanlış yazmışız şurada. Search bar şurada da kullanıyoruz dikkat edersiniz. Burayı kaydettiğimiz zaman
Görmüş olduğunuz gibi search var buraya geldi. Search varımız şimdi bu şekilde. Burada ne yapacağız? Şuradaki JSX kodlarını güncelleyeceğiz. Hemen ne yapıyorum arkadaşım? Şunu şöyle bir silelim. Buraya ne yerleştirmeyi düşünüyorum? Buraya basit bir form yerleştirmeyi düşünüyorum ben. Basit formumuzu nasıl yerleştireceğiz? Şöyle direkt form etiketlerimizi açıyorum. Form etiketinin içerisinde buraya yine bootstrap class'larını yazacağım. Div açıyorum bir tane. Class name olarak form row class'ını yazıyorum. Buradaki class name'lerin arkadaşlar ben bile tam olarak ne yaptıklarını bilmiyorum. Direkt bootstrap'tan yazıyoruz. mb3.5 bu margin button class'ı. Bu form row'un içerisine bir tane sütun yerleştirelim. Div class name. Ne olacak? 12 birim genişliğinde olsun. Çünkü bootstrap sütunları toplam sütun 12 birim olduğu için tam sütunun kapsamasını istiyorum. Sonracığıma da buraya da input elemanımızı yerleştirelim. Input diyorum. Type olarak text olacak burası. Type text dedik. Sonra yine class name olarak buraya form kontrolü yerleştiriyoruz. Form control dedik. Ve şöyle bir placeholder'ımız olsun. Placeholder'da da ne yazsın? Şöyle search a movie yazsın. Ve şöyle ne yapıyorum? Input alanımızı kapatıyorum. Kaydettiğim zaman şurada görmüş olduğunuz gibi ne var? Burada dikkat ederseniz search movie şeklinde bir tane text alanı yerleştirmiş, text input alanı yerleştirmiş olduk. Şimdi senaryomuzu tekrar düşündüğünüz zaman ne olacak? Ben şimdi buraya belli yazılar yazacağım. Mesela diyelim ki şöyle interstellar şeklinde bir yazı yazacağım. Sonra enter tuşuna bastığım zaman ne yapmasını istiyorum? Şimdi var olan, şimdi dikkat ederseniz buradaki var olan davranış yani default behavior olarak sayfa kendini refresh etti enter tuşuna bastığım zaman. Ben ise ne yapmasını istiyorum? Enter tuşuna bastığım zaman şuraya yazmış olduğum yazıyla ilgili eşleşen filmlerin ne olmasını istiyorum? Burada listelenmesini istiyorum. Şimdi onu yapacağız. Gelelim. Şimdi burada ne dedik? Öncelikli olarak burada text girdiğimiz zaman bu text'e enter dediğimizde sonra bu text'e enter dediğimiz zaman yani şuraya yazdığımız text'leri araştırmasını istediğimiz zaman ne yapmasını istiyoruz? Yeni film oluşturmasını istiyoruz dedik. Yani kendimi tekrar etmiş oldum. Burada görmek istediğimiz şey ne? Aslında şuradaki input'taki value alanı. Mesela şuraya value olarak ne yapalım? Bir şeyler yazalım, tamam mı? Şöyle value'ye test şeklinde bir şeyler yazdım. Bakın kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki ne olacak? Value ifadesine buraya girilen, şurada gösterilen test. Yani ben buradaki value ifadesini burada olduğu gibi statik değil de kendi girdiğim şu text olması gerekiyor. Tabii text'e girmeme izin vermiyor value'su olduğu için. Yani şuradaki value'yu ne hale getireceğiz? Dinamik hale getireceğiz. Bunu şimdi bir bilelim. Nereyi dinamik hale getireceğimizi konuştuk. Peki, dikkat ederseniz tekrar bir döneyim. Orada son bir şey söyleyeyim. Bu durumdayken ben herhangi bir şekilde bakın duyuyor musunuz bilmiyorum da şu an klavyeye basıyorum. Ancak herhangi bir şekilde şurada var olan yazıyı kontrol edemiyorum. Buradaki input alanı benim kontrolümün yani benim derken React'ın kontrolünün dışında. Yani bir uncontrolled eleman şeklinde. Buna birazdan geleceğiz. Neden bu uncontrolled tanımını yaptığıma birazdan geleceğiz. Şimdi gelelim şuradaki value olayına. Bakın şimdilik şu value'yu sildim arkadaşım değil mi?
buraya ne yapıyorum? Şöyle bir buraya her text girdiğimde ben bir değişiklik, tamam mı? Her text girdiğimde ben bir değişiklik yapıyorum dedik. Text girdiğimizde bir değişiklik yapıyoruz dediğimize göre burada benim kullanacağım event'in adı onChange. Bakın şöyle onChange event'i buraya ekleyeceğim. Şimdi onChange event'ini ekleyeceğim. Ben bu onChange event'inin ne yapmasını istiyorum? Girdiğim, şuraya girdiğim text'leri yakalamasını istiyorum. Mesela buraya işte ne diyelim? İşte film ismi olarak, hadi şuradan kopyalayayım direkt. Arrow yazdıysam Arrow'u yakalamasını istiyorum. Başka bir şey yazdıysam onu yakalamasını istiyorum. Yani ben burada ne yapıyorum? Burada bir değişiklik yapıyorum. Şimdi buraya yazdığım teksti nasıl yakalayacak ona bakalım. OnChange dedik, tamam mı? OnChange dedikten sonra hemen şurada kendi JavaScript expression yazacağım, bakın buraya. OnChange diyorum. Yani bu event'in event handler'ını yazacağım. Hemen ne yapıyorduk burası? Burası event nesnesini biz yazsak da yazmasak da alıyordu. Şimdilik console log yapsın. Console log. Neyi console log yapmasını istiyorum? Bir event'in target değerini console log yapmasını istiyorum. Event nokta target nokta value. Şimdi kaydettiğimde daha iyi göreceksiniz. Gelelim bakın şurada konsolumuzu açalım bu kez. Bakın şuraya ben tekstleri girmeye başlıyorum. Bakın ne oluyor? Şuraya tekstler girmeye başladıktan sonra ne yapılıyor? Bu tekstlerdeki her değişiklik, bak her bir değişiklik yaptığım zaman ne yapılıyor? Görmüş olduğunuz gibi burada yakalanarak event handler tarafından, şuradaki event handler tarafından konsola yazdırılıyor. Tamam, konsola yazdırmak. Kuşkusuz biz konsola yazdırmasını istemiyoruz. Ne yapmasını istiyoruz? Şimdi buraya her text, mesela ne yazalım? Arrow yazdık, bakın. Dikkat ederseniz her değişiklik yaptığımda ne oluyor? Şuradaki console log değişiyor. Çünkü neden? Her buraya klavyedeki harfi dokunduğumda buranın arkadaşım durumu değişiyor değil mi? Durum değişiyor dedik. O zaman biz buraya girilen teksti o komponentin, şu komponentin state bilgisi olarak düşünebilir miyiz? Tabii ki düşünürüz. Hemen geliyorum diyorum ki bakın search bar'da şöyle state nesnemizi oluşturalım ve state nesnemizin ilk property'si olarak da, ilk özelliği olarak da ne yazalım? Oraya girdiğimiz tekste şöyle search query şeklinde bir isim verelim, tamam mı? Search query şeklinde. Yani bu ismi kendim veriyorum. Yalnızca query de yazabilirsiniz, search de yazabilirsiniz. Sizin için anlamlı bir isim olması lazım. Buradaki search query'nin ilk anlamdaki durumu ne olacak? Boş bir text olacak. Tamam mı? Böyle yaptık. Kaydediyorum. Şimdi artık benim açımdan önemli olan ne? Önemli olan her event olduğunda, yani her onChange olduğunda şurada her değişiklik yaptığım zaman ne yapmasını istiyorum? Bunu console log'a yazdırmaya değil de şuradaki his state'i update etmesini istiyorum değil mi? O state'i nasıl update edecek? Hemen şu şekilde console log yazdırmayacağız bakın. State'i update edeceğim. Ne diyorum? This nokta set state diyorum. Set state'de neyi değiştireceğim bakın. Set state'de daha önce yazdığım şuradaki boş olan search query, yani set state'in search query property'si, search query property'si ne olacak? İşte biraz önce gördüğüm event olayının gerçekleştiği yerdeki target değeri olacak. Target
value olacak. Yani oraya girmiş olduğum text olacak. Kaydediyorum bakın. Tamam. Herhangi bir problemimiz olmadı. Şimdi ne diyoruz burada? Bakın bu değişikliği nerede göreceğiz? Text'in içerisindeyim. Şurada geliyorum. Konsolda değil. Bakın components'ı açtım. Search bar'dayım bakın. Search bar'da şu an state ne durumda? Boş, dikkat ederseniz. Bakın geliyorum. State'e A, B, C bir şeyler yazdığım zaman ne oluyor? State'in durumunun görmüş olduğunuz gibi şuradaki, yok orada değildi. Ha, şuradaki set state yardımıyla ne yapmasını, ne yapıyor? Set state yardımıyla girdiğim text güncelleniyor. Şimdi burada bizim biraz önce konuştuğumuz konuya tekrar gelelim. Neydi o konu? Controlled, uncontrolled. Şimdi şu input'u şöyle bir düzenleyelim de daha iyi görün oradaki input'a ait özellikleri. Type'ımızı da şöyle alalım. Placeholder'ımızı da şöyle alalım. Şimdi geliyoruz. Burada ne vardı? Value değeri vardı değil mi? Bakın value şeklinde yazıyorum. Biz bir value'ya şöyle test şeklinde bir yazı yazdığımız zaman, kaydediyorum bakın, test şeklinde yazdığımız zaman ne oluyordu? Dikkat ederseniz şuradaki text alanımız içerisinde text yazısı bulunuyordu. Ancak bu text test diyorum ya, neyse test yazısı, nihayet doğru söyleyebildim. Test yazısı şimdi bu anlamda şurada statik bir şekilde duruyor. Biz bunu herhangi bir şekilde ne yapamayız arkadaşım? Biz bunu herhangi bir şekilde kontrol edemiyoruz değil mi? Tamam. Ancak ben buraya gelirdi. Bakın. Ben buraya gelirdi. Şöyle value olarak buraya this nokta state nokta search query yazdığım zaman bakalım ne olacak. Kaydediyorum. Bakın geliyorum buraya yazı yazdım. Şuraya yazdığım yazı aynı zamanda ne oluyor? Aynı zamanda benim şuradaki state'im oluyor değil mi? Ancak aynı zamanda ne oluyor şimdi? Şuradaki value değeri oluyor. Bakın ben gelip şuradaki state'e şunu tekrar refresh edelim. Bakın hiçbir şey yok şimdi. Ancak gelip şuradaki search query'e state'in properties'ine bir şey yazsam. Mesela ne diyelim? Arin yazıyorum, tamam mı? Bu şekilde kaydettiğim zaman ne olacak? Şuradaki value değerini ne yazacak? Arin yazacak değil mi? Bakın arin yazıyor. Yani buradaki input alanı benim açımdan ne durumda oldu? Artık bir control component haline geldi. Neden? Çünkü ben artık şuradaki value değerini React ile kontrol edebiliyorum. Şimdi özetlersek ne diyebiliriz burada? Control component'a. İşte diğeri React tarafından kontrol edilen form elemanı şeklinde düşünebiliriz. Ne yapıyoruz dikkat ederseniz artık burada statik bir değer değildi. Bizim React'la kontrol edebileceğimiz bir değer yazıyor. Şimdi şuradaki search query'yi tekrar boşa alalım. Kaydettiğimiz zaman ne durumdayız? Şu an bu şekildeyiz. Şimdi geldim buraya. Konumuzla çok fazla alakası yok ama bunu da yapalım. Sonra dersimize ara verelim. Bakın buraya yine arrow şeklinde bir text yazdım. Enter tuşuna bastığım zaman şimdi farkında oldunuz mu bilmiyorum ama benim nedir burada? Sayfam burada yenilendi. Tamam mı? Sayfamın yenilenmesinin sebebi buradaki form elemanının varsayılan davranışından geliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi. Bunu önlemek için arkadaşım şunu yapacağız bakın. Geliyorum. Benim form elemanım buraya. Bu form elemanımı ne ekleyeceğim? Bu form elemanımı bir tane şöyle onSubmit eventini kendim ekleyeceğim. Yani submit edildiği durumda varsayılan bir şey değildi.
benim ondan istediğimi yapmasını istiyorum, tamam mı? Burada ne olmasını istiyorum? Formumu submit ettiğim zaman ne çalıştır bana arkadaşım? Mesela buraya event handler'ı ayrı olarak yazalım, olmadı. Şöyle açtık süslü parantezlerimizi. Şöyle başına this koyuyoruz. Çünkü burada ne var artık? Class based bir component var. This diyoruz. Ne diyelim ona? Handle form submit isminde bir event handler veriyorum. Tamam mı? Ve ne yapacağım bu event handler'ı? Şurada hemen render'dan önce buradaki handle form submit'i yazalım. Ne yapıyorduk burada? Hemen arrow functions olarak yazalım bunu. Handle form submit diyorum. Parametre olarak event'i yazalım buraya. Çünkü birazdan prevent default diyeceğiz. Varsayılan davranışını önceleyeceğiz, engelleyeceğiz çünkü. Süslü parantezimizi açtım. Ve buraya da diyorum ki arkadaşım sen event'in default. Yani event'in varsayılan davranışını prevent et. Durdurur diyoruz. Bu şekilde yaptık. Kaydedelim. Herhangi bir şekilde hatamız var mı? Şurayı şöyle bir direkt açalım. Refresh ettik. Bakın burada ne diyorum? Arrow yazıyorum. Enter tuşuna bastığım zaman bakın enter tuşuna basıyorum. Hiçbir şekilde sayfa kendini ne yapmıyor? Refresh etmiyor. Neden? Çünkü burada varsayılan davranışını biz artık ne yaptık? Varsayılan davranışını biz event.preventDefault'la durdurduk. Bu dersimiz arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.